Herkese merhaba. Merhabalar. Bugün akşam yemeği yiyeceğiz arkadaşlar beraber bu şekilde. Makarna, bal kabağı çorbası var. Yanında turşu var. Merhaba arkadaşlar. Bugün ben kendim yaptım yemeğimi. Oğluma, gelinime sürpriz olsun diye. Bal kabağı çorbası, makarna, turşu. İşte elimden geldiği kadar onları memnun etmeye çalışıyorum. Böyle yemekler yaptı. Bakalım tadı nasıl? Bakacağız, göreceğiz. Nasıl olacaksa. Oğlum ben eski toprağım. Benim yemeğimin tadı iyi olur. Çünkü ben zamanında çok yemek yaptım. Zaten senin yemeğini tutmuyor. Şimdi gelinin yaptığı yemekler de senin yemeğini tutmuyor. Şimdi işin gerçeği yani de. Tabii onlar öyle gördüler. Biz öyle gördük oğlum. O kadar da değil. Ben gelinime laf söyledim. Gelinim çalışıyor. Onca yemekleri de yapıyorsa ne mutlu bize. Allah razı olsun. Benim gelinim çalışıyor. Anca bu kadar beceriyorsa ne mutlu bize oğlum. O kadar da değil. Canım benim. Yok ondan da Allah razı olsun. Canım o da yapıyor zaten. Gelinim de çok güzel yemekler yapıyor. Tabii benimkini tutmasa da gene de güzel. Şey soracağım ya ben sana. Sor oğlum. Şimdi bu makarna zaten marketlerde ne de satıyoruz. Daha önceden bu kadar market de yoktu. Biz elimizde... Nasıl yapıyordunuz? Elimizde kesiyorduk oğlum. Nasıl yapıyorduk? Geçen anlatmıştım ya. Evvelki, şimdiki şey de geldi. Değermen idi. Kara değermen. Kepekli un, buğdayı kepekten uydurup. Hamuru yoğururuk. Yumurta kırarsan kıran, kırmazsan suyuna, tuzuna yoğurup. Elinde kesen kurudu. Onu senelerce yiyip. Peki kuruması uzun sürüyor muydu? Güneş olursa uzun sürmez. Kurudu. Ama gölgeye serersen... Bayağı uzun sürer diyorsun. İlla. Niye demişler şimdi diyorlar ya, samanlık seyren oldu, gelinlik kolay oldu diye. Bizim günümüzde öyle yoktu canım. İyi değil mi oğlum? Siz şimdi şanslısınız. Gelinler de şanslı, siz de şanslısınız. Biz de şanslıyız. Ben daha çok şanslıyım galiba. Senin gibi annem olduğu için. Ben de şanslıyım. Senin gibi oğlum gelinim olduğu için. Hele de torunun dünya bedel. Dünyalar kadar tatlı. Zaten sensiz durmuyorduk. Öyle bir hale geldi ki. Ben de onsuz durmuyorum. Onun için geldim buraya. Yani sen de onun için geldin zaten. Tabii. Benim canım oğlum. Yok oğlum ben seni de çok seviyorum kurban olurum. Ben de seni seviyorum anne. Zaten sen olmasan o olmazdı. O olmasa gelinim olmazdı. Allah hepinizden de razı olsun. Benim canlarımsınız. Babam bu makarnayı seviyordu değil mi? Çok severdi o makarnayı. Şey yapardı zaten ikide bir böyle dururdu dururdu. Ya hadi kalk bir makarna yap da yiyelim derdi. O çok severdi. Ben çok sevmezdim. Lastik gibi değil ya. O severdi. Ya biz de aldık bunlardan yiyoruz. Ne yapalım sürekli sürekli. Yok oğlum Allah razı olsun. Baktım bugün de ben onlara dedim temelli hazır alıyor oğlum yediriyor. Ya temelli de almıyoruz zaten de işte. Denemediğin şeyleri denetmek istedim. O yüzden öyle alıyordum. Abi. Allah razı olsun zaten. Babam da öyledir. Daha da sana hiç... Bir şey koymayacağım, hepsini deneyeceğim dedi. Onun yerine sen dene diyorsun, sağ ol. Hiçbir şey kalmazsa yedireceğim sana dedi. Onun yerine sen aldın, ne mutlu bana. Anne bu arada bizim kanalda büyüdü. 5000'i geçti abonesi. Bir de yoğunluğa artık yetişemiyoruz. Yani o kadar güzel yoğunmak gerekir ki. Ve çok nadir. Olumsuzlar. Onun dışında yoğunma hep olumlu. Herkes de dediği şey şu. Annemiz, anneannemiz, babaannemiz hepsinin sana ayrı ayrı selamı var. Ne mutlu bana oğlum. Ne mutlu. Ne kadar anneanne olmuşsun, ne kadar babaanne olmuşsun, ne kadar teyze olmuşsun. Ben çok gurur duyuyorum. Onların da ellerine sağlık. Bizi sahip, sevip bu kadar yorum yaptıklarına göre. Demek ki seviliyor. Sevilmesek bu kadar da olmazdı. Onların sayesinde bu kadar büyüdük. İzleyen herkes onu diyor. Yani ne kadar tatlı bir annem var diyorlar. Onların iyiliğinden o.
Demek ki onlar da tatlı ki bize öyle yorumlar yapıyor. Allah razı olsun hepsinden. Sağ olsunlar. Turşuyu da ben yaptım. Turşu da ev yapımı zaten. Bizim orada karışık diller buna. Makarna sosu da ev yapımı yine. Önceden şimdi fazla yapıyordu da rahmetli babam onu fazla sevmezdi, konservelere yapıyordu. Biz konserveyi sevmezdik, şişelere koyduk ama çok yemezdi rahmetliyim. Babam her zaman şeymiş oydu zaten. Şey derdin hep, anan sana ne yedirmiş ki derdim, bir şeyi beğenmiyorsun derdim. Onu şey yapıyorum ben böyle hatırlıyorum, görüyorum sürekli. Eskiden onları görmeye diler ki yavrum. Eskiden ne vardı ki? Ya şey zamanı, bu sen hep anlatıyordun ya. Mesela senden önce bizimkilerin doğru düzgün şeyi yok galiba. Sütleri falan var ama pek de yoğurt yapmayı, süt pişirmeyi falan bilmiyorlar. Daha doğrusu bir sefer de babaannem yapmıyor galiba. Hep hazır satıyor. O çok işe girmez bu. Anne bu arada yorumlarda da senden özellikle anneannemizden dua istiyoruz diyenler var, sana gelecek olanlar varmış. Onlar için dua etmeni istediler. Zaten oğlum benim her namazın başında herkese bildiğim bilmediğim, gördüğüm görmediğim, herkesin yavrularına akıl fikir versin, zihin açıklığı versin. Bütün İslam aleminin çocuklarına, bir bizlere de duam hepsi onlarla. Nasıl söylemem oğlum? Benim duam herkese, herkese. Yani kanala gelene, gelmeyene, tüm İslam alemine dua. Zaten her bir namazın başında çünkü ben onlara isteyeyim ki Allah da bana versin. Ben onları istemezsem Allah beni istemez. Onun için her namazımın başında zaten duam herkese. Ben şeyi merak ediyorum da bu bizim daha önceden evimiz yanmış ya. He. Yaktılar oğlum, evi de yaktılar. Babamla aynı bir olduk. Ev yandıktan sonra bu yanına evi aldık. Beraber 20 sene sığır yaydık. Aynı. Beraber gördük, beraber yedik diyeyim sana. Zaten şu anda oturduğumuz eve de geldiğim zaman ben hatırlıyorum onları da. Şeydi, çatı yoktu mesela. Üzeri şeyde ayçiçek diyorlar, onun kökü de örtülüydü. Yağmur yağıyordu sürekli, bir yerden akıyordu. Devamlı akardı, devamlı yıkardım. Yataklarda sürekli çekerdik mesela. Hı. İki tane yer yatağı vardı, aynı yerde yatıyorduk zaten. Bir tane soba vardı, kötü bir sobamız vardı. Hı. Çok yıkık döküktü. O ev yandıktan sonra otağa geldik galiba. Ev yandıktan sonra ev bedengilim oradaydı zaten evi. Oraya yanınca bu yan evi biz satın aldık babamla, zorluklarla. Zaten o satın aldığımız ev de yıkıldı. Öyle şeyde idareten aldık. Yıktık yaptık çok şükür. Rabbim sizi büyüttük, size bir haram lokma yedirmedik. Beraber babamla sığır yaydık. 20 sene ben sığır yaydım herifimle. Meydana getirdim çok şükür, bunu okuttum. Öbürlerini gelin ettim. 4 tane torunum var anneanne olarak. Ama bundan daha yeni babaanne diyor. Bir tane oğlum var, bir tane de torunum var babaanne. Rabbime gene de hamdolsun. Sağ olun. Böyle bir işe kalkındık. Onda sizin sayenizde inşallah yürü. Bize destek oluyorsunuz. Yüzünüzü bilmiyor, adınızı bilmiyor. Ne mutlu bize. Sizin kimi sevenlerimizin olduğu için. Sağ olun, var olun, Allah razı olsun. Size de kendi yaktığım bir türkümü armağan edeyim. Sandığımda yeşil oya atılmadım doya doya. Boncuk ördüm, kira verdim yavrularım için diye. Hoşçakalın. Arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz yorum yapıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Ne istiyoruz yine? Ben istemeden biliyorlar, Allah razı olsun. Kendiniz
gönüllerine bırakıyorum. Beni seven sevmeyen. Arkadaşlar, 1000 like istiyoruz en az. Şu anda videonun altında zaten binlerce like var. Gerçekten de çok seviniyoruz bunu görünce de. Allah razı olsun. Bu videoda tekrardan 1000 like istiyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Öptüm. Allah'a emanet olun.